Merhaba arkadaşlar. Bugün kapya biber közleyeceğiz. Kapya biberlerimi güzelce yıkadım. Yaklaşık 2-2,5 kilo kadar kapya biber var burada. Güzelce yıkadım ve tepsiye koydum. 180 derecelik fırında şöyle 15-20 dakika kadar közleyeceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Fırından çıkardığımız biberlerimizi şimdi temiz bir poşete dolduracağım ve soğuyana kadar bekleteceğim. Bu şekilde yaptığınız zaman çok kolay soyuluyor hanımlar. Kesinlikle böyle yapmalısınız. Şöyle poşetimizi bu tabağın içine yerleştirdim. Şimdi bütün biberlerimizi içine koyacağım ve kapatacağım soğuyana kadar. Bekleyecek. İyice poşeti kapatacağım. Bir büyük poşet daha geçireceğim. Çünkü poşetim küçük oldu. Bir poşet daha geçireceğim. Şöyle üzerinden 15-20 dakika kadar bekleteceğim. Biberlerimiz soğudu arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi güzelce kabuklarını soyacağız, ayıracağız. Şöyle poşetinden çıkarayım. Biraz zeytinyağı koyalım. 2 diş de sarımsak küçük küçük kıydım. Şimdi biraz da tuz ilave edeceğim. Arzuya göre isterseniz sirke de koyabilirsiniz hanımlar. Ben böyle yapıyorum. Bunu bu şekilde yapıyorum ben arkadaşlar. Böylece olduğu gibi kavanozlara koyup kapatıyorum. Kavanozlarım zaten bir kullanımlık. Şöyle küçük boy kavanozlara koyuyorum. Bunlar zaten birer porsiyonluk. Ben bu şekilde kavanozlara koyduktan sonra kaynatıyorum hanımlar. Eğer isterseniz siz de kaynatın. Daha garanti oluyor. Hiç bozulma şansı yok. Kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Tencerenin içine yarıya kadar su koyduktan sonra böylece kavanozlarımı koyuyorum ve şöyle 10-15 dakika kadar kaynatıyorum. Çünkü kapaklar vakumlansın diye. Dilediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz. Tarifim çok basit. Ben bu şekilde yapıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz sizlere de tavsiye ederim. Çok güzel bir tarif. Şipşak hemen dolabınızda hazır. Bir acil misafiriniz geldiğinde birkaç tanesini çıkarıp hemen servis yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.